Evet, bu bölümde de şiirlerde kullanılan dil üzerinde duracağız ve şiir dili diyoruz. Dil yaşayan bir varlık, yaşayan bir malzeme olarak dönemlerden dönemlere göre farklı özellikler, farklı kullanım biçimleri göstermektedir. Şiirleri okuduğumuz zaman baktığımızda dil özellikleri açısından değerlendirdiğimizde hemen karşımıza arkadaşlar iki kavram çıkar. Birincisi şiirde kullanılan dilin sade olup olmaması, yani sade dil özelliği. İkincisi ise ağır dil ya da sanatlı ya da süslü diye nitelendirebileceğimiz dil özellikleri. Şimdi baktığımızda insanoğlunun varoluşuyla beraber edebiyattan söz ediyoruz. Ki edebiyatın, sanatın ortaya çıkışı da aslında şiir aracılığıyla olmuştur. Çünkü insanlar duygu ve düşüncelerini şiirler aracılığıyla daha rahat aktarabilmişlerdir. Ve ilk dönem eserlere baktığımızda, yani İslamiyet'ten önceki eserlerde sade bir dilin kullanıldığını, arı, duru bir Türkçenin kullanıldığını görürüz. Öyleyse sade dil özelliklerini biz şöyle diyelim: İslamiyet öncesinde görebilmekteyiz. İslamiyet'in kabulünden sonra Araplarla ve İranlarla tanışmanın ardından ciddi anlamda Türkçenin içerisine Arapça ve Farsça kelimeler girmiştir. İşte şu ağır, sanatlı, süslü dil kavramı arkadaşlar en başta karşımıza Divan Edebiyatı döneminde, özellikle 13. yüzyılla 19. yüzyıl arasında çıkar. Ardından Divan Edebiyatı ile beraber aynı süreç içerisinde gelişen Halk Edebiyatı dönemi vardır. Halk Edebiyatı dönemine baktığımız zaman özellikle sade dilin egemen olduğunu görürüz. Halk Edebiyatı'nı kendi içerisinde gruplandırdığımızda anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve tekke tasavvuf edebiyatı olarak üç grupta çıkar. Ancak şunların içerisinde tekke edebiyatında özellikle belki de İslamiyet'i daha iyi anlatabilmek için dinin etkisinin şiirlerde yoğun olarak görülmesinden dolayı dil anonim ve aşık edebiyatına göre biraz daha ağır bir özellik gösterebilir. Fakat divan edebiyatı kadar ağır bir dil özelliği yoktur. Ardından ilerlediğimizde Tanzimat'la beraber dilin bir şekilde sadeleştiğini görüyoruz. Tanzimat'ın özellikle burada Tanzimat'ın birinci dönemi diyebiliriz. Yine sade bir dil karşımıza çıkar. Dil anlayışları sanat anlayışlarının da ifadesidir. Yani bir toplum içerisinde sanat eğer ki toplumun amacı, topluma hizmet etme amacı taşıyorsa dil sadedir. Ancak sanat sadece kendi için hizmet veriyorsa, yani sanat sanat içindir kavramını taşıyorsa ağır bir dil vardır. Dolayısıyla Tanzimat'ın birinci döneminde sade dil çalışmaları başlamıştır. Ancak Tanzimat'ın ikinci dönemine geldiğimizde dilin yeniden ağırlaştığını görürüz. Ki Tanzimat'tan sonra gelen Servet-i Fünun, Fecrati gibi dönemlerde dil yine ağır özellik göstermektedir. Ancak sade dilin bütün özellikleriyle bizim karşımıza çıkmış olduğu en önemli dönem ise Milli Edebiyat dönemidir. Milli Edebiyat döneminde 1911'de Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde yazmış olduğu Yeni Lisan makalesiyle beraber Türkçe edebi metinlerde sade bir dilin kullanılması yönünde ifadeler yer almıştır. Dolayısıyla artık Milli Edebiyat döneminden itibaren sade dil ne olduğunu söyleyebilmekteyiz. Ancak ağır dil hala etkisini devam ettirmiştir. Onun ardından da Cumhuriyet dönemine örneğin geldiğimiz zaman öz şiir anlayışı karşımıza çıkar. Öz şiir anlayışını incelediğimizde dilin oldukça ağır olduğunu yine orada görebilmekteyiz. Öyleyse arkadaşlar, toparlayacak olursak diyoruz ki şiir dili denildiğinde sade dil ve ağır dil ya da süslü, sanatlı, ağdalı dil gibi kavramlar karşımıza çıkar. Eğer bir şiiri okuduğunda toplum içerisinde var olan bireyler tarafından
ya da birçok kişi tarafından algılanabiliyorsa, anlamlandırılabiliyorsa dil sadedir. Ancak toplumun belli bir kesimine hitap eden bir edebi metin, şiir söz konusuysa burada da dilin ağır olduğunu söyleyebiliriz.